yaşlı bir kadındaki kanserlerin yine kanserlerde sık görülüyor. 8 kadından birinde bu kansere rastlamak mümkün. Erkeklerde de görülüyor ama daha az. 100 kadına karşılık bir erkekte görülebiliyor. Yine bir diğer önemi de erken teşhis ve uygun tedavi ile tamamen kurtulması mümkün hastaların. Verileri, 2015 yılı verilerinde dünyada her yıl 1 milyon yeni kanser vakası olduğunu bahsetmişken 2020 yılı verilerinde bu oranın 2 milyona çıktığını görmekteyiz. Oldukça yüksek. Yine 2020 yılında Türkiye'de de 22.500 yeni meme kanseri vakası tespit edildi. Yani dünyada her 3 dakikada bir kadına meme kanseri tanısı konuluyor ve her 11 dakikada bir de bir kadın meme kanseri nedeniyle yaşamını yitiriyor. Tabii kadın olmak bir risk faktörü. Yani kadınsak zaten bir riskimiz var. Yani riski olmayan bir kadın yok. Ama bu tarama programları önemli. Bunlardan birisi kendi kendine meme muayenesi. Çok önemli. Mutlaka diyoruz ki her kadın, her kız 20 yaşından sonra adetinin bittiği günden sonra, yani adet döneminden sonraki birkaç gün içinde mutlaka memelerini muayene etsin diyoruz. Bunun için düz bir zemine yatacak, belden üst kısmı soyunuk olarak ve sağ memesini sol eliyle, sol memesini sağ eliyle göğüs duvarını hafif hafif bastırarak muayene edecek. Böylece olası bir kitleyi erken dönemde tespit edecek. Bir diğeri doktor muayenesi. Yine 20-40 yaş arasında 3 yılda bir, 40 yaşından sonra da yılda bir doktor muayenesi öneriyoruz. Üçüncü ve en önemli tarama yöntemimiz mamografi. Mutlaka, yani bu yıl benim sloganlarımdan biri bu, mamografi önemli. 40 yaşında bir mamografi mutlaka her kadın çektirmeli. 40 yaşından sonra da kuruluşların büyük kısmı yılda bir öneriyor ama Türkiye Sağlık Bakanlığı ve KETEM 2 yılda bir, hiçbiri yanlış değil, 2 yılda bir de olabilir, yılda bir de, ama alışılagelmiş bir şey, biz bir yıllık istiyoruz 40 yaşından sonra. Hasta gelebildiği yere kadar. Kadınlar soruyorlar, hocam ne zamana kadar geleceğim? Hastaneye diyoruz, gelebileceğin zamana kadar gel. Yine eğer yüksek risk grubunda ise, bu önemli. Bu yıl hep bunu da bahsediyorum toplantılarımda. Yüksek risk, yani ailesinde var ise veya genetik olarak genetik analizi yapılmış da bu kansere yol açan genetik mutasyonu taşıyorsa, o zaman da memesinde hastalık çıkmadan önce iki memesini de aldırsın diyoruz. Biz bu Amerikalı aktris ve aktivist, önemli bir yıldız olan Angelina Jolie'nin de hem annesinde hem de anneannesinde meme kanseri vardı. Ve kendisi de bir genetik analiz yaptırdığı zaman bu BRCA genlerinde bir mutasyon olduğu tespit edildi. Ve hiç gözünü kırpmadan, yani güzelliği, vücudu ön planda olmasına rağmen, benim 6 çocuğum var dedi, ben bir anneyim, yaşamam lazım, onların başında durmam lazım ve gözünü kırpmadan her iki memesini de aldırdı. Son zamanlarda biz de çok yapar olduk bunu. Yani 2004 yılında ben Amerika'da çalışırken görmüştüm orada. O zaman Türkiye'ye dönünce teklif ediyordum, kadınlarımız, kızlarımız çekiniyordu. Yani mememde bir şey yokken ben iki sağlam mememi niye aldırayım? Ama bugün sık sık bu ameliyatı yapmaktayız. Yüksek risk grubundaki kadınlar geliyorlar ve iki memeyi alıp yerine de birer protez koymuş oluyoruz. Dünyada bizde de oldu, Angelina Jolie etkisi veya Jolie etkisi, aynen öyle. Tabii bu da riski yine %100 azaltmıyor ama %90-95 oranında meme kanseri riskini azaltan bir yöntem. Size önem verin, kadın toplumda önemlidir, kadın annedir, kadın eştir. Hem kendini idare eder, hem evini, yuvasını, evladını, eşini. O yüzden kendinize değer verin diyorum tüm kadınlarımıza. 40 yaşında mutlaka mamografik taramalarınıza başlayın. Mamografinin meme kanserinde ölümü %30 azalttığı tespit edildi. %30 azaltıyor. Bu kabul ediliyor tüm dünyada. Yine taramalarla da %85 oranında erken tespit etmek mümkün. Evet, o yüzden erken tanı önemli.